Maşallah. Salam aleyküm. Aleyküm. Akal nasıl dolar? Akal nasıl dolar? Irak'ta trafik lambası yok. Şaka gibi. Şu an dünyanın en eski camilerinden bir tanesi olan Kufe Camii'ne geldim. Yani bakın nasıl terlemişler. Afwan, afwan. Lazım. Lazım. Dünyanın en büyük mezarlığına geldim. Vadius Selam, yani Barış Vadisi. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Irak Necef şehrindeyim. Buradan Kufe Camii'ne gideceğim ama öncesinde yemek yiyeceğiz. Bakalım yemekte neler var. İsmi tam? Mendi. Mendi. Bakalım içinde ne var? Et. Tavuk mu et mi bu? Pilav. Et. Bu tavukmuş, bu etmiş. Bir tadına bakalım. Pilavında safran var mı bilmiyorum. Kepse? Mendi. Kepseye benziyor. Çok yoğun bir karanfil tadı var. Irak'ta yediğim yemeklerin çoğunda çok yoğun bir karanfil tadı oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Adı Mendi'ymiş. Burada bir tane sos var. Bu sos ne bakalım? Salata gibi. Şöyle biber, domates. Böyle bir sos. Tabi bunu yemeğin üzerine mi dökeceğiz bilmiyorum. Evet, yemeğin üzerine dökecekmişiz. Dakos. Yani anlaşma şekline bakar mısınız? Ama cıvanca lehem o. Şükran. Bismillah. Bismillah. Maşallah. Lezize. Lezize. Yalan, yalan. Bismillah. Lezize. Arıza. Güzel. Lezîz. El afiye. Lezîz. Lezîze. Bu İran yoğurdu. İran'da bu kadar küçük yok. Ama Irak'ta var. Bu yoğurdun tadı çok iyi oluyor. Tamam. Lezîz. Lezîz. Elf afiyet. Çok iyi. Şimdi eşim Arap kıyafeti giyiyor. Deştaşı. Tamam. Tamam. Mm-hmm.
sanki zengin Arap şeyhlerine benzedi. Tamam. Maşallah. Ya Allah. Ya Allah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yakıştı. Şükran, şükran. Bekço. Ha, eksam iyi. Şükran. Yalım melah melah. La. Cür melah. Şeyh. Şeyh. Şeyh melah, la melah. Hani şeyh. Şeyh'a melah ne mi ya? Şeyh, mümkün. Ha, mümkün. Ha. Mümkün. لتر أقل نص دولار أقل نصف دولار بير دولارين يرسو كوفي يونيفرسيتي lambası yok. Şaka gibi. Yani trafik lambası olmadan gidiyoruz. Hiçbir tane bile görmedim. Hatta sordum, yok dediler. Çok ilginç. Öğle yemeğinden kalanlara ihtiyacı olanlara verecek. Oraya koydu, ihtiyacı olan alıyormuş. Tepsisiyle bıraktı hatta. Şu an dünyanın en eski camilerinden bir tanesi olan Kufe Camii'ne geldim. Bu kadar insan şimdi Kufe Camii'ne girecek. Güvenlikten geçmemiz gerekiyor. Kamerayı sokmama izin verirler mi bilmiyorum. Sokarsalar kamerayla çekeceğim. Sokmasalar telefonla devam edeceğim. Kufe Camii 2. Halife zamanında yaptırılıyor. Ama burayla alakalı çok fazla rivayetler var. O rivayetleri içeri girdiğimde size anlatmaya çalışacağım. Çok şükür kamerayı içeri sokabildim. Hazreti Ali'nin evi de buradaymış. Onu da size göstermeye çalışacağım. Arkamda iki tane molla var. Fıkıh sorularını ona soruyorlar. Öyle oturuyorlar, onlara soru sorabiliyorlar. Hatta İran'da da sizin yolda geçen mollaya soru sorma hakkınız var. Yani onların işi bu. Siz.
6 yaş. Ben orada yemeğim var. Kufe Camii bu tarafta. Bu tarafta ise Hazreti Ali'nin evi. İlk Hazreti Ali'nin evine bakalım, sonra Kufe Camii'ne geçelim. Çok kalabalık. Bilmiyorum girebilecek miyim? Burada önceden saray varmış. Bakın yazıyor. Müslüm İbni Agi Hazreti Ali'nin kardeşinin oğlu, Hazreti Hüseyin'in elçisi geldiği zaman Kufe halkı onu burada bir saray vermiş ve o saraydan aşağı atmışlar. İnsanlar geliyor burada dua ediyorlar. Bakın bu çaput bağlıyorlar. Çaput bulamayan plastik bağlamış. Buralara öpenler var. Burada sanki bir yapı var. Ben içeri giremedim. İzdiham alanı. Eşim ve Ali girdi. Yani bakın nasıl terlemişler. Çok kalabalık. Şu kapının mimarisine bakın, Çin'i işlemesine. Büyük bir ihtimal Kaçarlılar zamanında yaptırılmış. Çünkü bu Çin'i işlemesi, bu renkler Kaçarlılar dönemine ait. Şimdi Kufe Camii'ne doğru gidiyoruz. Maalesef çok kalabalık. Gel amanat. Telefonla devam ediyorum. Şimdi burayla alakalı çok fazla rivayetler var ama sahihliği tartışılır. Ama ben size bunları tek tek aktarmaya çalışacağım. İlk olarak Hazreti Adem'in burada ibadet mekanı oluşturduğu söyleniyor ve sonrasında Hazreti İbrahim'in ibadet yeri olarak kullandığı söyleniyor. Hatta Hazreti Nuh'un da evinin burada olduğu söyleniyor. Çok fazla rivayetler var. Yani o yüzden bazıları sahih, bazıları sahih değil. Ben bunları size aktarmaya çalışıyorum. Burası güneş saati. Namaz vakitlerini Hazreti Ali bu sütundan anlıyormuş. Yani sorduk, bunu anladık. Yani bence doğru anladım. Ama eğer yanlış da anlamışsam bilen de yorumlarda yazar. İnanışa göre Hazreti Nuh'un gemisi karaya burada çıktı. Yani burada buna bu şekilde inanıyorlar. Tabi Türkiye'de Ağrı Dağı'na gemisinin oturduğu da söyleniyor. Hangisi doğru bilmiyorum. Ben sadece olan rivayetleri size aktarmaya çalışıyorum. Hazreti Ali'nin mübarek başına kılıçla vurulduğu yer burası. Burası çok kalabalık. Buraya gelmek için iyi bir vakit değil. Çünkü doğru düzgün hiçbir şey göremiyoruz.
Hatta Hazreti Hüseyin'in en önemli yarenlerinden bir tanesi Muhtar. Yani Hazreti Hüseyin'in intikamını alan kişinin kabri de Kufe Camii'ndeydi. Onu gösteremedim size. Zaten telefonum artık doldu. Video çekemedim. Çünkü 4K'yi çekiyorum. Telefonum doldu. Çekim yapamadım. İnşallah ilerleyen zamanlarda, başka zaman da geldiğimde size, yani burası kalabalık değilken de çekim yaparım. Bunun adına Yezde diyorlar. Araplar yaz günlerinde ve mutluluk zamanlarında düğünlerde Yezde yapıyorlar. Bunun mutluluk amaçlı mı yoksa yastan mı olduğu söyledikleri şiirlerle belli oluyor. Evet, şimdi biz eve geldik, yemek yiyeceğiz. Sofrayı size göstereyim. İsmi mi? Biryani. Biryani. İsmi mi? Halava. Helva. Halava halim. Ha. Bence tatlı o. Yani öyle anladım. Başka bir bakayım tadını. Biryani'nin tadına bakalım. İçinde neler var? Şehriye var, pilav, et, bakalım bunda da karanfil tadı var mı? Kakule, hel, kakule var içinde. Bizi Necef'te misafir eden aile devamlı bize Arap yemekleri yaptılar. Ben hep Arap yemeklerinin tadına baktım. Gerçekten yemekleri çok lezzetli. Sağ olsunlar, çok zahmet ettiler. Çok misafirperverler. Yani nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz. O derece misafirperverlerdi. Sağ olsunlar. Şükran. Afwan. Afwan. La zahmet. La. Şunun tadına da bakayım. Şunu şu şekilde tabağıma alayım. Şirin. Tatlı. Türkiye tatlı. Bakalım. Tatlı ama karamelize edilmiş şeker gibi tadı var. Aynen. Güzel. Salataya bakın. İçinde nar var. Ve Iraklılar etsiz yemek yemiyor. Yani yemeklere hep et. Çok fazla et tüketiyorlar. Yani biz normalde bu kadar et yemiyoruz. Irak'ta üretim yatırım yok. Zaten savaştan yeni çıkmış bir ülke. O yüzden marketlerde Türk malı ve İran malı çok fazla. Bakın. Bu da İran malı. Önceden de göstermiştim. Marketler böyle. Yani yatırım yok o yüzden. Zaten kimse yatırım yapmak istemez. Ne zaman ne olacağı belli değil. Ülke her an karışabiliyor. Mezarlığına geldim. Vadius Selam, yani Barış Vadisi. Bakın, burası tamamen mezarlık dolu ve bu mezarlık 1400 yıllık.
ve burada iki tane peygamber mezarı var. Hazreti Salih ve Hazreti Nuh. Çok ilginç bir mezarlık. Bakın. Çok farklı şekillerde mezarlıklar var. Hatta kat kat mezarlıklar var. Bunlar kaç kat mezarlık? Bu mezarlık 6 kilometre kare alana yayılmış bir şekilde. Çok büyük ama biz sadece küçük bir kısmına girebiliyoruz. Bunun sebebini şu şekilde açıklıyorlar. Diğer kısımlara Daesh mayın yerleştirdi. O yüzden girilmiyor diyorlar. Ama gerçekten böyle mi bilmiyorum. Ama aldığım bilgi bu. Biz her yerine giremiyoruz. Bir kısmına sadece girebiliyoruz. Ben drone kiralayıp havadan çekim yapmak istiyordum ama şöyle bir şey var. Şu an çok hassas durum. Çok fazla güvenlik önlemleri alınıyor. O yüzden drone'u götürürler diye yapamadım böyle bir şey. Ama internetten çekilmiş videolardan kullanmayı düşünüyorum. Yani ben buraya gelmeyi çok istiyordum ve şu an buradayım. 1486 hektar alana yayılmış olan bu mezarlık dünyanın en eski mezarlığı ve bunu çok nadir insanlar biliyor. Bu bilgiyi herkes bilmiyor. Çok büyük ve çok eski bir mezarlık. 1400 yıllık bir mezarlık düşünün. Hazreti Ali'nin kabrinin bulunduğu yerde Hazreti Adem ve Hazreti Nuh'un da kabri olduğu söyleniyor. Yani bir tarafta Hazreti Adem, diğer tarafta Hazreti Nuh ve ortada Hazreti Ali'nin kabri olduğu söyleniyor. Buradaki insanlar bu şekilde inanıyor. Kabir kırılmış. Haram, haram. Bakın, Araplar da mezarlığa ayak basmıyorlar. Ama İran'da ayak basıyorlar. Mezhepleri aynı ama. Yani bunu diyen kişiyle İranlıların mezhebi aynı. Burada çok büyük şahısları da kabri var. Yani o kadar çok insan var ki, yani bilmiyorum kim kim. Ama çok büyük insanların da kabri olduğunu biliyorum. Thank you.
Bu mezarların yüksek olması tanışlarının o kabir sahibini tanıyabilmesi için yapılmış. Yani kat kat gömüldüğü oluyor ama bu yükseklikler yani birkaç kişinin mezarı olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki halk diyor ki sakın kabirlerin üstündeki yazıları okumayın, unutkanlığa sebep oluyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey ben de okudum diye hatırlıyorum. Evet, bugünlük de benden bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.